Merhaba arkadaşlar. MATLAB Fundamentals dersinin 6. başlığı olan Visual Data in 2D and 3D başlığını yapacağız. Ben e-müderris. Şöyle buradan başlıyoruz. Stairs, stem and area. Şimdi burada ne olacak? Şöyle bir daha başlatayım. Sanki burada bir uyarı vermişti. Başlatırken bir şeyler söylemişti, bir pencere açılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ona bir bakalım. Şu anda başka bir şey söylemedi. Ya da şuradan... Evet, neyse buradan devam edelim. Yani sanki bir pencerede bir şeyler söylemişti gibi aklımda kaldı ama çok önemli değil. Evet, o pencere geldi, tamam. Types of MATLAB plots. Şimdi MATLAB'da birçok şekilde çizimler yapabilirsiniz. O da pencerede gitti. Neyse, burada zaten yaptırıyor. Mesela stairs şeklinde çizim, yani basamaklar şeklinde, ya da stem böyle toplu iğne şeklinde çizimler yaptırabilirsiniz. Bu da ikinci de yaptıracak. Ya da üçüncüsünde area diye bir plot çizimi yaptırıp, hani plot da ne yaptı? Plottayken şöyle x-y ekseninde bir sürekli devam eden bir eğri çizdiriyordu. Ona benzer çizimler yaptırabilirsiniz diyor. Şimdi şuradan başlayalım. Şu zaten birinciyi hazır vermiş. Şöyle birinciyi bir çizdireyim ben şuraya. Şurada reset diyelim. Bir şu şeyleri bir silsin. Sildi. Şurayı bir çizdireyim. Şimdi burada ne var? Gas prices, benzin fiyatları var. Bazı ülkelerin benzin fiyatları var. Hangileri bilmiyorum ama buradaki. Avustralya ile Kanada'nın olduğunu biliyorum. Şimdi Avustralya ile Kanada arasındaki benzin fiyatlarının farkını hesaplatmış. Dolayısıyla bazı vakitlerde birbirine eşit olduğunda sıfır olmuş. Avustralya yükseldiğinde pozitif, Kanada yükseldiğinde negatif olmuş. Yani hemen hemen Avustralya ile Kanada benzin fiyatları birbirine çok yakın. Ama bazı senelerde mesela yaklaşık şuraya kadar, yaklaşık 93-94'lere kadar Avustralya daha düşükmüş. Ondan 2001'lere kadar, özür dilerim şuraya kadar, 2000'e kadar Avustralya daha pahalıymış gibi. Bu ikisinin farkını çizdirdik. Sıfır olduğu yer, eşit olduğu yer. Bize diyor ki şimdi bu çizim, yani bu bir çizim mümkündür. Ama bunu plot yerine stairs fonksiyonuyla da yapabilirsiniz diyor. Şimdi stairs'te değişkeni çizdirelim. Değişkenimiz Avustralya eksi Kanada. Yani şunu çizdirmek istiyoruz. Bunu çiz dersek stairs çizer. Çizdirelim hemen. Ama 1, 2, 3, 4 diye şöyle sıfırdan başlatırıp 1, 2, 3, 4 diye çizdiriyor şurada. Şöyle yapayım. Daha büyük görmek için çizimi. Şöyle bakın x eksenini ben vermediğim için kendisi otomatik sıfırdan başlatıp 20 yıllık farkı çizdiriyor. Eğer bu x eksenini de vermek istersem bana diyor ki x eksenine de yılları ver diyor. Yıllar isimli bir yıl isimli bir değişken zaten hazır vermiş 1990'dan 2009'a kadar herhalde. Şuradan ya da 2008'e kadar özür dilerim. 19 taneymiş çünkü. Dolayısıyla buraya 0 20 değil de ne yazacak buraya? İşte 1990'dan başlatıp yukarı doğru çizdirecek. Onayla diyorum. İşte bu çizim tarzına, yani şu aynı grafiği plot fonksiyonuyla çizdirirsek böyle şöyle eğimli bir fonksiyon çıkıyor şunun gibi. Ama plot değil de stairs dersek bu şekilde bir değerden diğer değere doğru eğimli bir çizgi değil de ne çıkıyor? Bir değerden diğer değere basamaklar, stairs. Stairs zaten basamak, merdiven demek. Merdivenler şeklinde çizimleri yaptırıyor. Ha bir de şu ikinci sayfayı ben atladım. İkinci sayfada diyor ki plot'a benzer, şu mesela plot, buna benzer bir sürü çizim fonksiyonları var. 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler yapabiliriz diyor. Bir kısmını burada zaten eğitimde anlatıyor. Şimdi şu stairs isminin işini halledelim. Önce plot şeklinde kendisi otomatik çizdirmişti. Şu plot. Aynı grafiği plot değil de stairs şeklinde çizdirirseniz bunu elde etmiş oluyoruz. Şimdi bir sürü farklı şekilde çizdirebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi de stem, yani bir sonraki adımda bizden istediği toplu iğne ile tutturulmuş değerler gibi gözüken stem fonksiyonu. Evet, şimdi stem şeklinde çizdirdik. Yani bunları sıfırdan oraya kadar toplu iğne ile ulaştırdık gibi bir görüntü. Sıfır burası, yukarı doğru gidiyorsa Avustralya'da daha pahalı bu yıllarda, aşağı doğru iniyorsa Kanada'da daha pahalı. Bir sonraki adımda da bize diyor ki task 3'te de aynısını
araya şeklinde yaptır diyor. Yani böyle basamaklar ya da top iğneler değil de alan çizdirerek yaptır. Yani alan çizdirmek tabii bence bu uygulama için çok da güzel görüntü veren bir şey değil. Yüksek olduğu yerlerde sıfırın üstünde alan, aşağıda ise kanadanın yüksek olduğu yerlerde alan var. İhtiyacınıza göre hangisi daha anlaşılır, daha faydalı olacaksa onu seçmemizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada da yine benzer çizim fonksiyonlarından scatter. You can use the scatter function to create a scatter plot of y against x diyor. Yani aynı plot yerine scatter yazarak bu çizimi yapabilirsiniz diyor. Şimdi hemen scatter yapalım. Australian prices on x-axis, Canadian prices. Ha, şimdi yalnız şöyle yap diyor. X ekseninde Australian prices. Buraya şöyle yapacağız. Australia virgül y ekseninde ise Canadian'mış. Kanada yapıyoruz. Kanada. Bunu çizdir bakalım diyor. Çizdir diyelim. Evet, şöyle bir saçılma işlemi yaptırdı. İşte Avustralya'da, şimdi x ekseni Avustralya. Avustralya'da mesela 0,0 üçgen, Kanada'da kaç? Avusturya'da 0,0 dörtgen, Kanada'da kaç? Şimdi bu tam x eşittir y'ye gitseydi birbirine eşit bu fiyatlar diyecektik ama eşit değil. Bazı yıllarda Avustralya pahalı, bazılarında Kanada pahalı. Böyle bir çizim de mümkün. Şimdi you can change the size of the markers by passing a third inker. Şimdi bu markerların boyutlarını scatter'da değiştirebilirsiniz diyor. Mesela şöyle yapalım. Aynısını yine çizdir. Şöyle aşağı çizdireyim daha büyük olsun çizim. Australian prices on x-axis, tamam, Avustralya. And Canada prices, Canadian prices on the y-axis, y ekseninde x-y. Ve büyüklüğünü de 100 yap diyor. Bakalım 100 yapınca nasıl gözükecek şu yuvarlakların büyüklüğü. Evet, biraz daha büyük oldu. Yani bunlar kaç bilmiyorum ama bunlar görüldüğü üzere biraz daha iri iri olmuş oldu. İsterseniz rengini de değiştirebilirsiniz diyor. Bir renk de verebilirsiniz. Mesela şöyle K rengi verirseniz muhtemelen K rengi siyahı temsil ediyor olabilir. Çünkü CMYK'da K siyahı temsil ediyor. Ama siz R yazın diyor. R yazarsanız muhtemelen RGB, red, green, blue, yani red, kırmızı. Mesela şu anda mavi çizdirmiş, açık mavi gibi bir renk default olarak. Bunu red, kırmızı için R yazınız ve büyüklüğünü de 50 yapın şimdi demiş. Büyük biraz ufaltın demiş. Ufaltalım. Ve şimdi aynı grafiği kırmızı ve biraz daha ufak şekilde görmüş olduk. Color bar, how colors corresponding to years. İşte şöyle yapsaydınız bir de color bar ekleyecekti diyor. Hemen bir ekleyelim color bar'ı. Avustralya, Kanada, year, color bar diyor. Hemen şunu bir çalıştırayım mesela. Evet, bakın şöyle bir color bar eklemiş oldu. Bu da neyi gösteriyor? İşte burası 90'ları gösteriyor. Burası şu hizalar 92'leri, şu hizalar 94'leri. Şu, yani bu şeyden kaynaklı, şu renkten kaynaklı. Mesela sarıya doğru geldikçe 2008'i gösteriyor. Evet. Ya da isterseniz şöyle yaparsanız diyor. Field muhtemelen şu yuvarlakların içini dolduracaktır. Deneyelim. Şöyle field yapalım. Muhtemelen evet. Daha anlaşılır oldu. Bu color bar eklediğimiz zaman içini doldurmak renkleri daha anlaşılır oldu. Normalde further task'ı yapmazdım ama kolay ve faydalı olduğunu düşündüğüm için bunu yaptım. How do you create multiple text labels? Şimdi text etiketleri nasıl oluşturabileceğiz? Mesela some plots require multiple lines of text for labels. Şimdi etiketler için birden fazla yazıya ihtiyacımız olabilir. Birden fazla satıra. To create these labels, you can create a vector of strings. The same way you create a vector of numbers with square brackets. Şimdi square brackets içinde, köşeli parantez içinde bir vektör oluşturup bunu etiket olarak yazdırabilirsiniz diyor. Here you will learn to create string arrays of text so you can create multi-line labels in the next practices. Mesela burada 1, 2, 3, 4, ondan sonra da January, April,
July and October şeklinde etiketler yazılmış. Şuradan task 1'e bakalım. You create a string by enclosing text in double quotes. Şimdi şu string, bir string tanımlamak için çift tırnak kullanıyoruz. You can also create a string array by using square brackets. Ve bunlardan birkaç tane olacak şekilde bir vektör, yani bir string vektör oluşturmak istiyorsak tabii ki köşeli parantez, spaces and semicolons. Boşluk bırakırsak bir yana yazıyor. Yani satırları yazarken araya boşluk bırakıyoruz ya da virgül yazıyoruz. Sütunları yazarken ne yapıyoruz? Yani bir alta geçerken noktalı virgül. Dolayısıyla burada iki satır, iki sütunluk bir array'imiz var. String array'i şu şekilde. İstersek sayı koyarız, istersek harf koyarız, istersek yazı koyarız. İstediğimiz tipte bilgileri buraya yazabiliyoruz. Şimdi bizden istedi, diyor ki row vektör şeklinde bir vektör tanımla diyor. Vektörü tanımlarken köşeli parantez, köşeli parantezin içine de şu ayları yazmamızı istiyor. Şimdi böyle yazarsak tabii ne yapmamız lazım? String array olduğu için muhakkak şöyle yapmamız lazım. Bunları çift tırnak içerisine yazmamız lazım ki 4 tane farklı string olduğunu anlayabilsin. Araya bir şey koymadığım için bunu bir row vektör olarak algılayacak. Yani yanlarına yazılmış 4 tane ay olarak bunları hafızasına aldı. Şimdi aynı şekilde bir şeyler yapmamızı istiyor. Yani 4 tane ayı yazmamızı istiyor. Fakat bu sefer January, April, July ve October, bunları, yani aynısını buraya da yapalım. Fakat bu sefer row vektör değil de column vektör, alt alta yazdırmak için. O zaman ne yapıyoruz? Her alta geçişi temsil etmek için bir tane noktalı virgül koymamız gerekiyor. Ve noktalı virgülden sonra böyle yanlarına değil alt alta 4 tane yazılmış ay içeren bir array elde etmiş oluyoruz. Şimdi ise bir matrix şeklinde. Bu matrix'te ise ikisi 2'ye 2 olsun diyor. Yani ikisi yan yana, sonra bir alta geç. Alta geçeceğim zaman noktalı virgül koydum. İkisi de altta 2'ye 2. Şu şekilde bir matrix elde ettim. Dolayısıyla bu işte bu kadar. Ne yapmış olduk? İstediğimiz boyutta, özellikle şekilde string tipinde veri içeren matrixler, vektörler oluşturmuş olduk. Şimdi bu aşamaya geldiğimizde neredeyiz şu anda? 6'nın ikincisinin, yani 6. ana başlık, 6.2 alt başlığın şu ikinci kısmındayız. Changing x-axis string labels. Yani x eksenindeki şu etiketleri nasıl güncelleyebiliriz, değiştirebiliriz? Bu electricity isimli mat dosyasını yüklediğinde burada bir sürü değişkeni almış oldu otomatik. Aylık, şimdi kullanım neydi? Yıllarca, birçok yılı içeren bir kullanımımız var. Her yılında aylarını içeren, 12 ay içeren bir kullanım vardı. Hatta bakalım user'ca. User'ı ne kadarmış? 12-26. Yani 26 senelik ve 12 aylık, 12-26'lık bir tablomuz var. 26 çarpı 12 tane kullanım bilgisi var. Bunun ikinci boyutta ortalamasını alarak aylık kullanımı elde edebiliyoruz. Normalde ortalamasını al dediğimiz zaman yılın ortalamasını alıyordu. Yani işte ilk yıl hangisiyse, birinci yıl, ikinci yıl. Ama burada boyut olarak 2'yi verdiği için bu şunu anlıyoruz. Aylık ortalamalar. Yani bir sürü yıl var. Bu bütün yıllardaki Ocak ayının ortalaması nedir? Şubat ayının ortalaması nedir? Mart gibi aylık ortalamaları. Yıllar değişiyor, ay sabit kalıyor. İkinci boyut onu gösteriyor. Yani satır satır topluyor. Sütun sütun değil de. Bunu yazmasaydı mean fonksiyonu sütunları toplayacaktı. Sonra bunu da diyor ki şuraya bakarsak birden sonuncuya kadar üçer üçer artarak, yani birden sonuncuya kadar üçer üçer artarak. Ne demek bu? Mesela Ocak ayı 3 ay artırdığın zaman Nisan ayı, 3 ay artırdığın zaman Haziran ayı, özür dilerim, Temmuz ayı gibi böyle üçer üçer artarak geliyor. Yani 1. ay, 4. ay, 7. ay, 10. ay şeklinde artarak gidiyor bu x eksenine. MTH ne, onu bilmiyorum. MTH, şöyle bir yazayım şuraya. MTH diye bir şey var mı? Şurada mı var acaba? Ha, burada varmış MTH. Bunlar ne acaba? Bir bakalım. MTH, şuradan bir bakayım. MTH'ı bir okutayım.
MTH nedir göster bana diyeyim. Ha, birden 12'ye kadar sayılar. Yani ayların sayıları. Tamam. Burada da ayların ortalamalarını bar grafiği olarak çizdir. Ha, birinci ayın, dördüncü ayın, yedinci ayın, onuncu ayın grafikleri. Şunu çizdirmiş. Bütün yıllardaki birinci ayları toplamış, ortalamasını buraya yazdırmış gibi. Bars in a bar graph often represent quantities of something best described as text. Bar grafikleri de genelde yazıyla burada bir şeyler yazılır. Yani bu neyin büyüklüğü buraya yazılır. Bu neyin büyüklüğü buraya yazılır. Genelde 1, 4, 7, 10 yazabilirsiniz ama bunun yerine şunu yazmanız daha beklenen bir şey. Hangi ay, hangi gün, hangi yıl, hangi şehir, hangi işte vasıta gibi. String olarak genelde burada bir şey bekleniyor. Yani bu bir sitem olsa, bu bir plot olsa burada sayıları bekleriz. Ama bar grafiklerde genelde burada beklenen şeyler bir yazı olur diyor. X ekseninde. Y ekseni sayı. Tamam. Ama X ekseni genelde yazıdır diyor. Gerçek hayatta öyle. For instance, each bar graph is the electricity usage from the first month of each quarter. Her birisi bir çeyrekteki ilk ayın elektrik sarfiyatıdır. You can use a string array as input to the x tick labels function to modify the x axis tick labels. X tick labels komutuyla şu x eksenindeki etiketleri değiştirebilirsiniz diyor. Change the four x axis, yani şu dört tane etiketi değiştiriniz diyor. Ne olarak değiştiriniz? January, April, July, October olarak değiştiriniz diyor. O zaman şuraya ne yazacağım? January, April, July, dördüncüsü July, Temmuz. Üçüncüsü Temmuz, dördüncüsü de Oktober. Şimdi ne yaptık? Dört tane teksti buraya yerleştir. Yani X tick labels. Her bir tiklerin tık tık tık, her bir adımın etiketlerini nasıl değiştiriyoruz? X tick label'la. Evet, görüldüğü üzere istediğimiz şey oldu ve birincide 1, 4, 7, 10 yazıyordu. Burada ikincide şu anda bizim yaptığımız aşamadan sonra January, April, June, July, October yazıyor. The average electricity measurements for all 12 months are in the variable monthly. Her bir ayın ortalama sarfiyatı monthly'nin içindedir. You will visualize the first month of each quarter in context of the rest of the months. You will visualize the first month of each quarter in context of the rest of the months. Create a bar plot of all the values in monthly at the first month of each quarter using x tick labels. This should label the first four graphs, first four bars in the graph, which you will fix in the next task. Şimdi bir bar plot oluştur, aylık çizimleri yaptır diyor. Yapalım ikincide. Monthly bar grafiği olarak çizdirelim. Şöyle bar graf olarak çizdireceğiz. Ama bizden ne istiyor? Burada çizdirirken x ekseni olarak ne yapmamız istiyor? At the first month of each quarter x tick labels. Şimdi bunu yazdırdıktan sonra şunu da ekle diyor. Bunu da ekleyelim. Submit diyelim. Ama burada tabii problem ne? Monthly dediğimiz için bizde kaç tane şey var? 12 tane ay var. Ama burada 12 tane yok, 4 tane var. Burada bir eksiklik var ama onu bir sonraki aşamada düzelteceğiz diyor. Yani bu şu anda istediği bu kadar. Çünkü 12 tane ay olması lazım burada. Bir sonraki aya x-tix. Şimdi burada birden 12'ye kadar yazdırmamız lazım. Hepsini yazdırabiliriz. Ama burada hepsini yazdırmamış. We have the right bars and the right labels, but they aren't in the right spots. Yani şu çizim doğru ama şu etiketler doğru olmadı. Bu doğru ama şu dördüncü de olacaktı, şu yedinci de olacaktı, şu da onuncu da olacaktı bu yazı. Dolayısıyla onu düzeltmemiz lazım. You can set the x-axis tick values
with the xtix function. Şimdi xtix yaparsanız 1'den 12'ye kadar olur. Xtix labels first month, last month olur. In between calling the bar to create the bar plot with all 12 months and using the xtix labels function label to first month of each quarter, use the xtix. Yani biz şimdi x label'ları yaz dedik ya, yaz dediğimiz için şöyle bir durum oldu. Bunları 1, 2, 3, 4 diye sırayla yazdı. Ama biz bunları önce şunu deseydik, biz bunları nereye yazmanı istiyoruz biliyor musun? Bak şuraya yazmanı istiyoruz. Önce şunu xtix'leri söyleyelim. Xtix label'dan önce şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki biz bu label'ları yazarken, tamam mı? Birinciye yaz, güzel. Dördüncüye yaz, yedinciye yaz ve onuncuya yaz. Yani yazı yazılacak x aşamaları bunlardır deseydik, bu dört tane string'i bunların üzerine yazacaktı. Şimdi bunu buraya eklediğim için tekrar submit diyorum. Bu çizimin düzelmesini bekliyorum. Evet, bu düzeldi. Evet, cevap da doğru. Şimdi all month diye bir değişken varmış. Burada var mı bakalım. All month, evet. Şimdi burada bakın bütün ayların isimlerinin yazılı olduğu bir liste hazır var. İstersek şunu yapabiliriz diyor. Mesela şunu çizdirelim tekrar. Bar. Bakın şöyle yapıyorum. Bunu çizdirelim. Ve xtix labels olarak 12 tane şeyi yazdır diyeceğim. Ama şimdi şurada xtix dedik ya, 1, 4, 7, 10. Bu bir sorun verebilir. Çünkü 1, 4, 7, 10 yazdır dedik. Bu normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırayla gitmesi lazımdı. Verdi mi? Jenerife vermedi. Tamam. Sorun olmadı. Yani bütün ayları yazdır dedim. 12 tane birden başlayıp hepsini yazdırarak gitti. Ama hepsine sırayla yazdırarak gitmesini istemiyorsam araya ne ekliyorum? Xtix komutuyla hangilerine yazdıracağımı ekliyorum. Bu da gayet güzel ve kolay bir kısımdı. Bunu da tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi bu 6.2'nin son aşamasındayız. Advanced annotations. Şimdi annotation ne demek? Yazılar eklemek. Yani bir takım bilgilendirmeler, yazılar eklemek anlamına geliyor. The area of a circle is plotted against the radius. Şimdi bir çemberin alanını yarıçapına bağlı olarak alanı çizdirelim. Yani x ekseninde radius var, y ekseninde alanı var. In this practice you will use a string vector to add a y label with two lines. The first line with the word area and the formula on the second diyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman bir çemberin yarıçapı arttıkça çevresi ne kadar artıyor? Tabii ki karesiyle doğru orantı olarak artıyor. Şimdi bizden istediği şey ne? Bakalım. Create a column vector of strings named y-text. Şimdi şöyle bir string vektörü ayarla diyor. Şöyle yapıyoruz. İki tane yazı içerecek. Birinci yazı araya, ikinci yazıyı altta. Altta olduğu için şöyle yapıyorum. Yine çift tırnak içerisinde ters slash pi r squared diyor. Tamam. Bu kadar. İstediği bu yani. Bir tane, evet, şöyle bir string istiyor benden. O string'i oluşturdum. Muhtemelen onu biraz sonra kullanacağız. Şimdi diyor ki x label, y label ve title fonksiyonları fonksiyonlarında bunu kullanabilirsin diyor. Mesela label the y axis with the text. Şimdi y label olarak, yani şöyle düşünün. Burası x label. X'in etiketinde r yazıyor. Y'nin etiketinde hiçbir şey yazmıyor. Bu grafiğin etiketinde yine hiçbir şey yazmıyor. Grafiğin üzerinde hiçbir şey yok. Y kısmında da hiçbir bilgi yok. X kısmında r var. Bize diyor ki şimdi y label yap. Yani y eksenine bir etiket ekle. Eklediğin etiket de şu olsun diyor. Biraz önce eklediğimiz şu matrix olsun diyor. Tamam, olsun diyorum. Şimdi şu eksene benim koyduğum o yazıyı ekleyecek. Bakalım. Evet, ekledi görüldüğü üzere. Şimdi ben iki satır şeklinde yazdığım için o da iki satırlık bir, yani şöyle aşağıdan yukarı doğru oldu. İki satırlık bir etiket eklemiş oldu. Notice how the labels was marked up. Nasıl yazıldı? İki satır yukarıdan aşağıya. You can use basic text markup interpretation in your annotations. Hence
x cap 2 yani x üzeri 2. Bak biz x üzeri 2 yazdık ama o nasıl yazdı? Bizim bilgisayarda yazdığımız gibi değil, insanların yazdığı gibi yazdı. Becomes x squared and x underscore 2. Eğer şöyle yazsaydık, yani x cap 2 yazdığımız zaman x üzeri 2 yazdı. X underscore 2 yazsaydık, o zaman da x sub 2 şeklinde gösterecekti. Use a slash to display a Greek symbol in the label. Bir Yunan alfabesi, bir Latin alfabesi sembolü kullanmak istiyorsanız bu sembolü ters slash başına ters slash koyarak yazmanız gerekiyor. You can also display variables in labels by using them to create the string label. To add a numeric variable to a string, use the operator. Şimdi x eşittir 5 dediniz. Bir yazı, bir text oluşturmak istiyorsunuz. Tekstin içine bir sayıyı eklemek istiyorsanız ya da bir değişken eklemek istiyorsanız önce yazı kısmına çift tırnakla yazıyorsunuz. Sonra artı demek bu x'in değeri neyse bunun peşine bunu ekle demek. Yani burada ne çıkacak bunun karşılığında? Text nasıl bir şey olacak? The number after 4 is diyecek. Sonra x'in değeri 5 olduğu için buraya 5 yazacak. Create a string vector. Şimdi bir string vektörü oluştur. The string vector'ın variable ismi şu olsun diyor. İsmini alalım önce. Oluşsun. Vektörü oluşturmak için string vektörü yazıyı alıyoruz. Çift tırnağın içine yazıyoruz. Boşluk verilmesi gerekiyorsa bunun için de veriyoruz. Sonra diyor ki plus the variable last. Sonra da last değerini buna ekle diyor. Buna ekle. Yani bu ne demek? Şunu aynen yazacak. Two'dan sonra bir boşluk bırakacak. Ondan sonra last neyse, last değeri neyse onu da yazı olarak bunun içine ekleyecek. Ekle diyelim. Area where radius is 0 to 4. Neymiş? Area where radius is 0 to 4. Yani sıfırdan 4'e kadar olan yarıçaplar için alanın büyüklüğünü hesaplatan bir grafik. Bunu title text olarak hazırladık. Şimdi de title text'i title olarak yazdır diyor. Şimdi title yapmamız için ne yapıyorduk? Direkt title yazıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. İstediğimiz veriyi bunun içine değişkeni. Bu bir text matriksi, değişkenin ismi. Direkt bunu ekle dediğimiz zaman şu title olarak bu grafiğin başına bir başlık olarak gelecek diye düşünüyorum. Evet geldi bakın. Hem de title olduğu için otomatik olarak bunu kalın yazdı. Biz kalın yaz demediğimiz halde. Evet 6-2'yi bitirmiş olduk. Şimdi 6-3'e geçiyoruz. Customizing plot properties. Şimdi bu çizim özelliklerini kendimize göre değiştirelim. Şimdi buradan devam edelim. Plot properties, çizim özelliklerini nasıl değiştirebiliriz? A large number of properties of plot elements can be specified directly using optional pairs of inputs to the plot function and other similar plotting functions. Şimdi çizim yap dedikten sonra birçok özellikleri değiştirebiliriz. Biz özellikleri yazmadığımızda varsayılan olarak aslında o özelliklerle ilgili birçok şey yapılıyor ama biz yazdığımızda default olarak yapılanın üzerine bizim istediğimiz şekilde o çizim yaptırılabiliyor. Mesela plot x'ye dedikten sonra birinci özellik örüncü özelliğin değeri, ikinci özellik ikinci özelliğin değeri şeklinde istediğimiz mümkün olan özellikleri ekleyebiliyoruz. Şimdi diyor ki repeat the properties. Mesela kalınlık, çizginin kalınlığı. Şurada bir çizgi var. Çizginin kalınlığını nasıl yapmak istiyorsun? Bunu yapabilirsin diyor. Repeat the plot command in the script using a solid line and circular markle. Şimdi burada ne yapmış? Mesela bunu tekrar yap diyor. Şimdi şu yuvarlak ne demek? Değerlere birer yuvarlak ekle demek. Şöyle büyütelim biraz daha. Değerlere birer yuvarlak ekle. Plot olduğu için değerler arasında düz çizgiyle çekmiş, tamamlamış. Ve yuvarlak ekle ve çizgiyle göster. Tamam. Şimdi bir tane özellik ekle diyor. Marker size isimli bir özellik ekle diyor. Şöyle virgül diyoruz. Marker size özelliği ekleyeceğiz. Marker size'ın büyüklüğü kaç olsun? 10 olsun diyoruz mesela. Şöyle 10. Yani bu çizginin kalınlığını ona yükseltmesini istiyoruz. Tekrar çiz diyelim. Aynı çizimi yapacak ama şu çizgiyi kalın çizecek diye ümit ediyoruz. Daha önce ben de yani bunu yapmadığım için evet ha marker size özür dilerim.
çizginin kalınlığını değil, markerın, yani şu değerleri işaretlediğimiz yuvarlak var ya, bu circular marker diyor zaten. Yuvarlak işaretçinin ne yapmış olduk? Büyüklüğünü, yani çapını ya da yarı çapını genişletmiş olduk. Line width deseydik, line width bu çizginin kalınlığıydı. Line width ile çizginin kalınlığı değiştirebilirsiniz dedi. Ama istek olarak markerın, şu yuvarlak işaretçinin kalınlığını değiştirmemizi söyledi. You can set multiple properties at once. Bir anda birden çok, yani bir plotun içine birçok özellik ekleyebilirsiniz. Bir tane eklemek, sadece bir tane eklemek durumunda değilsiniz. Ve sırası da çok önemli değil diyor. Yani marker size 10 yazdık. Bu şu özellik ve özelliğin boyutu. Bunun önüne ya da arkasına bir şey ekleyebilirsiniz diyor. Mesela plot the data with a solid line. Circular markers of size 10. Şimdi düz çizgiyle çizdir. Circular marker kullan. Bu circular marker şuradaki O harfi, küçük O. Kalınlığı 10 olsun diyor. Tamam. Ve rengi de diyor green olsun diyor. Bu rengi eklemek için ne yapıyoruz? Marker face color property'si ekliyoruz. Şuraya ekleyebiliriz. Çift tırnak yazdık. Özelliğin ismini yazdık. Ve özelliğin değeri ne olsun? Green olsun. Bu markerı, yani şu yuvarlak markerı yeşil şekilde yazacağız. Gece 11.18 ve şehirde kornaya basarak giden bir grup yaptıkları vahşetin farkında değiller. Bilmiyorum düğün müdür, maç mıdır, ne illettir. Ama bu kadar vahşi bir tavırı bu insanlar nasıl yapıyor anlamış değilim. Evet, düğün varmış. Komşularımızdan birileri evleniyor galiba. Biz evleniyoruz. Dolayısıyla gecenin 11.30'unda bütün mahalleyi, bütün şehri rahatsız etme hakkımız vardır. Yorgun, hasta, bebek, kadın, ihtiyar hiç fark etmez. Hepinizi rahatsız ederiz modunda davranıyorlar. Allah onlara birazcık insanlık, birazcık akıl nasip etsin diye dua ediyor ve dersimize devam ediyoruz. Dolayısıyla marker face color green, yani bu markerları yeşile boyadık. Mesela R deseydik kırmızıya boyayacaktı. Evet, korna yetmedi. Şimdi davul zurna başladı. Çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta, yorgun, vardiyacı, bebek, hiç fark etmez, ders çalışan, ders anlatan, bütün kendi zevki için, kendi eğlencesi için, kendinden başka herkesi çekinmeden rahatsız etme cüretini gösteren bu vahşetten Allah komşularımızı kurtarsın diyorum. Ve bunun gibi işte çizginin kalınlığı, markerların genişliği, markerların rengi, marker edge color, markerın yani çevresinin rengi, markerın içinin doldurma rengi gibi birçok özelliği değiştirebiliriz. Ve devam ediyoruz. İki boyutlu ve üç boyutlu çizimlerde. Şimdi specify colors, renkleri belirleyelim. For eight specific colors, you can refer to them by name or a single letter abbreviation. Şimdi kırmızı için R, green için, yeşil için G, blue, mavi için B, siyah için K, magenta için M, yellow için Y, cyan rengi için C ve white, beyaz için de B'yi kullanabiliriz diyor. Bizden istediyse plot the data stored in the X and Y variables again, this time with a black line. Şimdi bizden istediği nedir? Plot the data stored in the X and Y variables again. Şimdi plot yap. Şurada zaten plot var şurada. Aynısını alıyorum. Ama ne diyor? With a black line. O zaman black line için önce ne yapmam lazım? Color. Neydi? Line color mıydı? Line color. Şuradan ipucuna bakayım. Ha, direkt rengi yazmamız yeterli diyor. Line color için ismini yazmamıza gerek yok. Direkt tırnak içerisinde K'yı verdiğimiz zaman bunu siyah olarak anlıyor. Şu şimdi mavi ya, bu siyaha dönecek yani. Evet, siyaha döndü.
İkincisinde plot the data with the color property set to the RGB. Heh. Şimdi K'yı direkt algılıyor ama bir RGB rengi girmek istiyorsanız, red, green, blue bunun bileşimini girmek istiyorsanız o zaman color'ı yazmanız gerekiyor diyor. Şöyle yapalım. Color. Şimdi RGB değer gireceğiz. Yani bir vektör giriyoruz. Kırmızının bileşimi 0.5. RGB yeşilinki 0.6. 0.6 ve blue'dan 0. Blue'dan hiçbir katkı yok. Yani RGB. Buradan 0. Yani kırmızıyla yeşili birleştirip bir parça biraz ondan biraz ondan bu şekilde bir renk istiyoruz. Bakalım hangi renk çıkacak karşımıza. Böyle sarımsı, yeşilimsi gibi bir renk çıktı karşımıza. Devam ediyorum. Şimdi plot the data with the cyan circular markers. Şimdi circular marker istiyor. şunu alalım. Circular marker istiyor. Yani şöyle küçük o istiyor. Plot istiyor. Solid line yani düz çizgi istediği için şunu yazıyorum. Düz çizgiyi istediği için. Ondan sonra da marker edge color. Şimdi marker'ı da o yuvarlak marker'ın da rengini istediğimiz rengi ayarlayalım. Set to set the colors. Ha. Şimdi rengi şu olacakmış. Tamam. Color olarak şöyle yapıyoruz. Direkt bunu girebiliriz. Şimdi bu ne? Bu mark edge color. Bir de bu şu yuvarlakların markerların rengi. Bir de aynı şekilde color property yani çizginin rengini de girmemizi istiyor. Ve çizginin rengi de aynısı olsun. Yani çizgiyle markerlar aynı renkte olsun diyor. Cyan can be specified with the text. Ha direkt C yazabilirsin. Pardon. Yani bu cyan olduğu gibi bunu onay okey diyelim. Sadece C yazmakla da cyan rengine ulaşabiliyoruz diyor. Şöyle bir renk. Plot the data with the cyan circular marks and solid line with the custom color. Ha özür dilerim. Birincisi siyan olacak, ikincisi siyan olmayacak diyor. Şu siyan olacak, bu custom color olacak diyor. Yani şurada bir siyan, markerlar siyan olsun. Tamam mı? Ama çizginin rengi bu olsun diyor. Tamam. Marker, şu yuvarlaklar siyan renginde ama diğerleri çizgi ise bu renkte olsun diye doğru yaptık. Şimdi sonuncusunda in the last plot, the edge of the markers and the line are different colors. Şimdi gördüğün gibi yuvarlaklarla çizgiler farklı renkte. Evet. What happens when we change the face color of the markers? Şimdi marker face color'ı değiştirirsen ne olur diyor. This time use the instead of yani dışını değil de içini boyarsak ne olur diyor. Şimdi içi boş gözüküyor yuvarlakların. Onların içi de olacak. Marker face color yerine marker edge color yerine face color kullan diyor. Yani içini boya diyor. Boyayalım. Artık içi böyle boş değil de içi dolu olacak. Şöyle bence çok daha şık, güzel bir şey oldu böyle. Sinüs dalgası gibi. Evet. Bakalım nereye geldik. 6.3'ün son kısmına geldik. Devam ediyorum. Plot the residential electricity usage residential as a function of YR. Yıllara göre evlerde kullanılan elektriği çizdir diyor. Çizdirelim. Plot yıllara göre dediği için yani x eksenini önce söylüyor. Residential çizdir diyor. With a solid line. Zaten solid line'la çiziyor normalde. Biz bir şey yazmadığımız zaman x, y yazdık. Circular markers of size 3. Dolayısıyla o zaman şöyle yapalım. Şu circular marker, şu solid line'ı gösteriyor. Bir de ne istiyor bizden? Circular marker size. Marker size istiyor. O zaman yeni bir özellik ekleyeceğiz. Marker size. Marker size. Evet, marker size kaç olsun marker size'ımızda? 3 olsun. And the custom color given by RGB. Bir de
renk olarak da custom color olarak şunu girmemizi istiyor. Custom color bilgisini alıyorum. Yani RGB. RGB. Bunu çizdir diyor. Çizdirelim. Şöyle büyükçe çizdirelim. Şimdi diyor ki bir şeyleri yanlış yazdın. Neyi yanlış yazdık bir bakalım. Plot YR residential O marker size 3 color. Yani şöyle bakıyorum, bu burada benim yazdığımla bu aşağıda residential'ı tanımıyorum diyor. Residential. Ha, i harfini unutmuşum. Tamam, i harfini unutmuşum. Onu düzelt diyorum. Düzelttikten sonra tekrar submit diyorum. Evet, şöyle bir çizim verdi. Ama diyor ki marker color correct midir diyor. Custom color given marker size and the custom color circular custom marker color collect. Ha, bu color derken marker color istiyormuş. Şöyle diyeceğiz. Marker'ın rengini, çizimin rengini değil. Marker marker edge color mı, face color mı ama? With a solid line circular marker size with the custom color given RGB. Marker color collect. Yani marker'ın face'ini mi istiyor, edge'ini mi istiyor? Bir face deneyelim. Hatta ipucu soralım şuradan. Marker face color istiyormuş. Yani onu soruda tam söylememiş. Face color istiyormuş. Yani yuvarlağın etrafını değil de çemberini değil de içinin rengini istemiş. İkincisinde add the fitted model residential fitted as a function of YR the plot using the using a red line of to add no marker. Bir marker eklemeden as a function. Add the fitted model as a function of VR to the plot. Şimdi bu çizime ekle diyor. Ekle dediği için ne yapıyoruz? Hold on diyoruz. Neye ekleyeceğiz? Plot yapacağız. Bir çizim yapacağız. X ekseninde Y'yi ver, YR'yi ver, yılları ver diyor. Sonra res fitted. Res fitted'ı çizdir diyor. Ama bir ekstra istediği bir şey var. Solid red line. Red line of width to. Şimdi line'ın rengini sorduğu istediği için özel bir renk girebilirim ama red zaten bilinen bir renk olduğu için direkt R yazmam yeterli. Bir de line width diyor. Yeni bir özellik daha. Line width. Çizginin kalınlığı kaç olsun? 2 olsun diyor. Biraz daha kalın. Yani bu bir. Default olarak bir kalınlığında çizdiriyor. Tamam dediğim zaman muhtemelen doğru olacak. Evet, doğru oldu. Bakın şu kırmızıyı şimdi çizdirdi. Bu fitted. Yani bu böyle bir zikzak var ya, burada bir fitting yaptırdık. Bu bilgileri, bu verileri bir exponential, bir doğruda tabiri caizse ortalamasını aldırdık. Bu bilgileri kullanarak bir eğri çizdirdik, bir fonksiyon çizdirdik diye düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Video çok uzadığı için o further practice'ları genelde yapmıyorum. Şimdi 6-3'ü bitirdik. 6-4'e geçtik. How do you change the scale of a plot? Şimdi bir çizimin scale'ını, oran orantısını nasıl değiştirebiliriz? MATLAB automatically chooses the limit and tick markings for the plot axis. Şimdi bir şey çiz dediğin zaman x ve y eksenini otomatik olarak ayarlıyor MATLAB. Although the automatic values are usually aesthetically reasonable. Yani genelde de güzel, estetik bilginin olduğu yerleri çiziyor bize. Gereksiz yerleri çizmiyor ya da bazı yerleri kaybetmiyor plotta. Plot yaparken verimiz neyse x ekseninde ve y ekseninde hepsini bu çizimin içine dolduruyor MATLAB. Estetik bir görünümü var. And how can you see the changing gas prices on an absolute scale where the y-axis starts at zero? Şimdi mesela şöyle bir çizim var. Bu çizimde sıfır yok mesela. Niye? Çünkü sıfır diye bir bilgi yok. Ama mesela ben çizimde istiyorum ki bu y ekseni sıfırdan başlasın gösterime. Bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki bunun bir çok zor bir şey değil. Yöntemi var. Mesela şurada price'lar var. Yani kaç dolar olduğunu gösteren. Şimdi 1 dolardan aşağı olmadığı için çizimde MATLAB otomatik olarak demiş ki zaten orada bir bilgi yok, boş bırakayım ama ben sıfırdan başlamasını istiyorum çizime. Before looking at the data from the 1990s separately from the 2000s, let's extract the default limits of the graph. You can use the function axis with no inputs
to get the current access limits. For example, if the following figure is open, then the command vaccess returns a vector of four elements containing the x-axis, x and y-axis limits. Şimdi burada axis dediğimiz zaman bir çizimdeki maksimum limitleri verecek. Yani x nereden nereye, y nereden nereye gidiyor. Bunu anlayabilirsiniz diyor. Şimdi bir çizim var. Burada bir çizim yapılmış. Bizden istediği şey şu. Eksenlerin boyutunu bul. Yani x ekseni 90'dan 2009'a mı gidiyor? 2008'e mi gidiyor? 2008 galiba. Bu da 1'den 8'e gidiyor mesela. Bunu otomatik olarak buldurmak için xy limits eşittir axis şeklinde. Axis bir fonksiyon. 4 tane bana bilgi verecek ve bu bilgiyi ben bir vektör olarak, bir row vektör olarak kaydediyorum. Bakın 1990'dan 2008'e, 1'den 8'e kadar. Bu x ekseni, şu ikisi. Bu da y ekseni. You can use the functions xlim and ylim. Yani xlim ve ylim limit fonksiyonuyla x eksenini ve y eksenini limitlendirebilirsiniz. Both functions take a vector of two elements input. Tabii bu fonksiyonu verdiğin zaman başlangıç ve bitişini de vermemiz gerekiyor. Both functions take a vector of two elements as an input. For example, the following command sets the lower y axis limit to 2 and the upper y limit y axis limit to 4. Şunu yaptığın zaman y ekseninin limitini 2 ile 4 arasında tutmuş oluyor. Biz otomatik olarak yaptırdığımızda bu işte 0 ile 8 arasında mesela. Ama biz bunu task 2'de şöyle yazarsak y'yi 2 ile 4 arasını çizdirecek. Üstteki ve alttaki kısmı atacak. Ama bizden neyi istiyor bakalım. Change the y axis limit so that y starts at 0. Şimdi bu 0'dan başlayacak. Ve same upper limit as the before. Eskisiyle aynı olacak şekilde yaptır demiş. Şimdi 0'dan başlayacak, 8'e kadar gidecek şekilde yapalım. Eskisiyle aynı olsun. Evet doğru. Yani daha öncekinde ne yapıyordu? 0'dan değil 1'den başlıyordu. Değil mi? Bak şu 1'i bir daha yapalım. Şu kısmı. Reset diyelim önce bir. Az önce 1'den başlıyordu ama şu anda niye 0'ı gösteriyor anlayamadım. Ha 1'den başlıyor evet. Bakın burada 1'den başlıyor. Tamam. Task 1'i yaptık. Task 2'yi de yapalım. Bak bu 1'den başlıyor. Şimdi ikinci task 2'de şu anda 1'den başlıyor. Task 2'de ben şunu yaptığım zaman next task y limit bu artık 0'dan başlamasını istiyorum. 1'den 8'eydi. 0'dan 8'e olsun diyorum. Bakın şu anda 1'den başlıyor. Onayla dediğim zaman bu limiti değiştirecek. Ben burada square brackets'ı unuttum. Şöyle olacak. Evet şimdi 0'dan başlayarak çizdirdi. Üçüncü task'ta to focus on the steady increase that started around 2001. You need to change the x-axis limit to start at 2001 and go to the final year. Şimdi mesela bu normalde 1990'dan 2008'e gidiyor ama biz 2001'den 2008'e kadar çizdirmek istiyoruz. Onun için de ne yapmamız lazım? Y-lim yapmıştık. Burada da x-lim yapıyoruz. Yani x limitlerini şöyle yapmasını istiyoruz. 2001'den 2008'e kadar. O zaman şuradan bir yerden yani şu kısmı çizdireceğiz sadece. 2001'den öncesini görmek istemiyoruz grafikte anlamında. Yeni bir çizim yaptı. Bakın 2001'den 2008'e kadar. Doğru. When you change the x and y axis limits, the underlying data in the axis is not modified. It is all still there. Only the way the plot is displayed is changed. Aslında bir bilgi değişikliği yok. Sadece bizim baktığımız yeri değiştiriyoruz. Şu kısma bakıyoruz, diğerlerine bakmıyoruz ama bilgi aynı. If you want to change the axis limits to equal exactly the range of the data, use the action. Şimdi bütün
Yani bir takım değişiklikler yaptıktan sonra grafiği tekrar bütün bilgileri gösterecek şekilde otomatik olarak boyutlandır demek için axis tight dediğimizde verilerin olduğu x ekseni ve y eksenini tekrar otomatik olarak eski haline, yani başlangıç haline getiriyor. Bütün bilgiyi gösterebilecek şekilde getirmiş oluyor. Evet, şimdi 6-5'e geçtik. Evet, şimdi plotting multiple columns, plotting matrix columns. How can you visualize the columns of a matrix? Şimdi bir matrisimiz var. Bunun kolonlarını görselleştirmek istiyoruz. Yani bu matrisi kolonlardaki değerleri burada çizdirmek istiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane kolon var mesela burada. Bunu çizdirirseniz 4 değer olan bir grafik çizdirmiş olacağız. Şimdi zaten hatırlarsanız MATLAB default olarak ne yapıyordu? Kolonlar üzerinde çalışıyordu. Yani ben bu matrisi çizdir dediğim zaman zaten otomatik olarak yaptıracağı şey 4 tane grafik çizmek. Kolonlardaki değerleri sırasıyla buradan işte baştan başlayıp yukarı doğru çizdirmek. Bizim daha önce kullandığımız bir revenue grafiğimiz var, gelir grafiğimiz var. 90'dan 2019'a kadar burası yıllar, burası aylar. Ben bunu çizdir dediğim zaman ne yapacak? 1990 yılı için 12 değerden oluşan bir grafik, her yıl için bir grafik çizdirmiş oluyor. Çünkü kolonları çizdiriyor. 2 dimensional. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Plot fonksiyonuyla, bar fonksiyonuyla, sistem fonksiyonuyla, bunun gibi benzer fonksiyonlarla yaptırabiliriz. Çünkü bu zaten bu grafik direkt çizdir dediğimiz zaman kolonları çizeceği için 12 değeri olan 30 tane farklı grafik çizecek bize. 30 tane farklı çizim yapacak. Şimdi bizden istediği ne? Line plot. Şimdi plot dediğim zaman zaten bir line şeklinde, yani bir aslında curve diyelim biz buna, bir çizgiyle, eğriyle bunu çizdiriyor. Revenue'yu çizdir diyor. Revenue çizdirdik. Ama x ekseninde ne olsun diyor? Önce x eksenini yazmamız lazım. Mount labeled'ı, ha özür dilerim, x eksenine bir şeye gerek yok. Sadece label olarak x eksenine, yani x label olarak şunu yapmamızı istiyor. Months, aylar diye yazdırmamızı istiyor. Months diye yazdıralım. Çizdir diyelim. Evet, çizdi. Şimdi burada 30 tane grafik var. Her biri bir yıla ait ve o yılın birinci ayından, sıfırıncı ay yok zaten, birinci ayından 12. ayına kadar grafiğini çizdirmiş olduk. Create a line plot for each row in revenue. Şimdi diyor ki bunu çizdir ama rowlar için çizdir diyor. Label the x-axis with years. Şimdi biz bunu ne yaptık? Aylara göre çizdirdik. Yani birinci ayda, ikinci ayda, üçüncü ayda. Şimdi bizden istediği şey bunu çizdir ama neye göre çizdir? Aylara göre değil, yıllara göre. Yani 12 tane çizim olacak. Her çizim mesela Ocak ayının bütün yıllardaki değeri, Şubat ayının bütün yıllardaki değeri gibi. Bunu yapmak için ne yapmamız lazım? Plot fonksiyonunu verdiğimiz matriksi transpozunu almam lazım. Şöyle yapayım hemen. Bunun transpozunu al dediğim zaman ve x eksenine de artık aylar değil yıllar yazdıracağız şöyle. Çünkü artık yıllara göre. Burada ne yapacağız? Şuraya değil, revenue'nun sonuna şuraya. Artık burada böyle 30 grafik değil, 12 grafik. 12 değer değil, 30 değer olan x ekseniyle y eksenini yer değiştirdik tabiri caiz ise. Evet. Şimdi you can use the same line specs for matrices as you did for vectors. Create a plot for each column revenue with a solid line and x marker. Şimdi marker olarak revenue. Şimdi her kolon için çizdir diyor. Yani şunu tekrar istiyor benden. Ama solid line ve x markerı kullan diyor. Şimdi burada ne yapacak? Burada 30 tane yine çizim yaptıracak. Ama bu çizimleri yaparken şöyle bir şey yapacak. X markerı kullanacak. Solid line kullanacak. Ve bu kadar. Evet. Değerlerde x göreceğiz. Çizdir diyelim. Evet, şimdi değerlerde x'ini görmeye başladık. Bakın şuralarda x'ler var.
Biraz daha büyütebilirim. Şuralarda. Devam ediyorum. Create a plot line for each column in revenue with a red dotted line and circle markers. Şimdi yine benzer bir çizim istiyor bizden. Kolonları çizdir diyor. Yine kolonları çizdireceğiz. Ama bu sefer red dotted line and circle markers. Şimdi circle markers dediği için buraya küçük o yazdık. Dotted line dediği için, yani kesikli çizgi dediği için şöyle çift tire yapıyorum. Öyle aklımda kalmış. Bir deneyelim. Ve nasıl diyor? Red dotted line and circle markers. Renk olarak da çizimin rengi olarak da kırmızı istiyor. Yani şöyle. Line style'ı yanlış yapmışız. Red dotted line. Şöyle bir bakalım. İpucuna bakalım. Ha. Red, ha, noktalı, kesikli çizgi değil. Noktalı istediği için şuraya iki nokta üst üste yazmam lazım. Yani böyle kesik çizgi değil. Red dotted dedi. Noktalar. Bu çizgileri değil, noktalarla bağlayacak bu yuvarlakları, circle'ları birbirine. Evet. Ha, ben şöyle ayrı ayrı girdim ya. Aslında color yazmamıza gerek yoktu. Niye? Çünkü red zaten daha önceden predefined bir color olduğu için direkt color yazmadan R yazsam da muhtemelen, yani şöyle yapsam da muhtemelen çalışacak diye düşünüyorum. Bir daha deneyelim isterseniz. Özel bir renk için color girmem gerekiyordu. Yok, çalışmadı. Geri alıyorum. Bir daha çizdi diyelim. Evet, şimdi oldu. Şimdi bir sonraki aşama plotting matrix columns against a vector. Şimdi biz ne yaptık? Sadece y ekseninin bilgilerini verdik. X eksenini kendisi otomatik yaptı. Revenue'yu çizdir dedik. Direkt çizdirdi. İstersek x eksenini de istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Burada diyor ki şimdi x revenue'yu çizdir. Biz bunu zaten çizdirdik bir önceki adımda. Şu şekilde çizdirdik ama. Şimdi x eksenini de ben vermek istiyorum diyor. X eksenini de yılları yazdır diyor. Şöyle yazdırdık. Label the x-axis year. Sonra da buraya da x label olarak x eksenini etiketle. Etiketin ismi de yıllar olsun diyor. Şöyle year diyorum. Yıl olsun diyor. Tamam. Şimdi revenue sıfırdan işte 12'ye kadar ya da sıfırdan 30'a kadar sayılar şeklinde değil de benim istediğim bilgiler şeklinde. 1990'dan 2020'ye kadar, hatta 2019'a kadar bilgiler şeklinde yazması için x eksenine yazacağı bilgileri şöyle ben vermiş oldum. Burada bakın 1990'dan başlayıp 2019'a kadar yıllar mevcut. Plotting a matrix against a vector. Did you notice that you could plot the row of revenue without transposing it in plot? This is because when you provide a vector, the plot function uses its length to determine whether to plot the rows or columns of the matrix. Şimdi bir vektörse, yani bir satır vektörü ya da bir sütun vektörüyse bunu otomatik olarak kullanıyor. Yani bir satır vektörü ya da bir sütun vektörünü verdiğiniz zaman bunu direkt kullanıyor. İlla bir satır vektörü olsun ya da bir sütun vektörü olsun demiyor. Bir matrix verdiğimiz zaman otomatik olarak hep kolonları kullanıyor. Ama tek bir boyutlu bir matrix vereceksek, bir vektör vereceksek, o zaman illa bu kolon vektörü olsun demiyor. Satır vektörü de verirsek bunu otomatik olarak kullanıyor. Bunu fark ettik zaten. Evet. Şimdi şunu çizdirecek olursak, mesela bunu kolon vektörü olarak çizeceğinden dolayı x ve y değerleri kolon vektörü olarak çizeceği için 1, 2, 3, 4 tane değer var ama 1, 2, 3 grafik çizecek. Dolayısıyla x bilgisi olarak 3 elemanlı bir vektör vermemiz lazım. Ama şunu verdiğimiz zaman bakın
1, 2, 3, 4 eleman 4 tane çizim yapacak. 4 bilgi var. Özür dilerim. Evet. 1, 2, 3, 4 bilgi var. Ama 4 tane kolon var. Burada da 4 kolon vardı ama 3 bilgi vardı. Burada ne yapmış? Şurayı bir okuyalım. The universe transposing it. This is because when the provider vector provide vector, the plot function use its length to determine whether the plot... Ha. Şimdi buraya 3 bilgi verirseniz bu ne yapıyor sizin için? 1, 2, 3. Bu 4 tane grafiği çiziyor. Birinci grafik, ikinci grafik, üçüncü grafik, dördüncü grafik. Ve 3'er değerle çiziyor. Ama şunu 4 bilgi verdiğiniz zaman 4 bilgi verdiğiniz zaman 1, 2, 3, 4 tane grafik yine çiziyor. Fakat 4 değerle çiziyor. Yani burada bak 1, 2, 3, 4 tane grafik var. 1, 2, 3 değer var. 1, 2, 3 değer var. Burada 4 tane grafik var. 4 tane değer var. Ama bu 4 grafiğin şöyle baktığımız zaman 3'er değeri var. Bunu nasıl çiziyor? Şimdi burada 4 değer var ya, demek ki 4 tane bilgi olacak diyor. Dolayısıyla burada 4 grafik çizmiyor. Şöyle 3 tane grafik çiziyor 4 değer olan. Bakarsak şurada 4 grafik görüyoruz. Burada 3 grafik görüyoruz. Dolayısıyla burada kolonları çizdiriyor. Burada ise satırları çizdiriyor. Çünkü bunun boyutu satırları çizmeye uygun. Bunu otomatik olarak algılıyor. Biz ne yaptık? Bunu transpoz ettik yani daha önce boyutunu uydurmak için. Şimdi şuraya baktığımız zaman 3 bilgi var. Şimdi 3 bilgiyi çizebilmesi için bunun satırlarını mı çizmesi lazım, sütunlarını mı çizmesi lazım? 3 bilgi varsa, yani 3 tane x ekseninde değeri değişen var. Dolayısıyla şimdi satırları çizerse 1, 2, 3, 4 değişen var. Dolayısıyla sütunları çizmesi lazım. Güzel. Ama şuraya geldiğimiz zaman 4 tane bilgi var. 1, 2, 3, 4 şeklinde. 4 bilgi var. Satırları çizerse 1, 2, 3, 4 bilgi var yine. Dolayısıyla satırları çizecek. Burada sütunları çiziyor, burada satırları çiziyor. Task 2'ye geldik. Create a line plot for each row in revenue against YR with dashed lines and a line width of 2. Şimdi bir plot yap diyor. Bir plot yapalım. Revenue çizdir diyor. Yıllara göre year revenue çizdir. Ama bizden bir de seçim istiyor. Nasıl istiyor? Dashed lines. Ha, şimdi düz çizgi. Az önce bilmiştik. Şöyle düz çizgi. Ve kalınlığı da ne olsun diyor? Line width. Şöyle yapıyoruz. Line width değeri de 2 olsun diyor. Bu şekilde çizdir diyor. Hadi çizdir bakalım. Each row in, ha each row diyor ama bakın arkadaşlar row'u çizdir diyor. Against year. Burada zaten bir şeyde uyumsuzluk olduğunu söylüyor. Parantezde falan bir hatamız var mı bakıyorum. Plot revenue dashed line line width to. Şimdi şu row çizdir dediği için şimdi yukarıda bir de ne demişti? Each row revenue y axis each row against vr dashed lines. Bir ipucu bakalım. Bir şey yanlış yaptık ama. Line width. Line width to. Evet, baktım arkadaşlar. Hiçbir hata göremedim. Sonra tekrar submit deyince çalıştı. Yani niye öyle oldu tam bilemiyorum ama tabi online çalıştığı için yani çok nadiren de olsa bazen beklemediğim şeyler yapabiliyor. Hiçbir hata göremedim az önce yaptığımdan. Tekrar submit deyince çalıştı.
Tamam diyorum. Yani yıllara göre ne yaptık? Yıllara göre geliri çizdirdik ama nasıl çizdirdik? Dashed line'la çizdirdik ve kalınlığı iki olarak şekilde çizdirdik. Plotting electricity use. Şimdi elektrik kullanımını çizdirelim. Plot. Şimdi yıllara göre elektrik kullanımını çizdir diyor. Yıllara göre dediğine göre x ekseni yıllar. Usage çizdir. As a separate line versus the month mth. Ha. As a separate line versus the month mth. Herhalde bunu kastediyor. Bir bakalım. Evet, bu değilmiş. Şöyle bir ipucuna bakayım. Use the plot function with mth as the x-axis data. Ha, x ekseni olarak mth'i kullandım. Mth'de ne varmış bir bakalım. Aylar var muhtemelen. Double. Mth. Şuradan bir bakayım mth'a. Evet, 1'den 12'ye kadar. Şimdi kullanım neydi? Kullanıma bir daha bakalım. Usage nasıldı? Ha, 12'ye 12 satır var. 26 tane yıl var. 12 satır var. Yani her usage'ın her kolonunda 12 bilgi var. Dolayısıyla yılları yazarsam yanlış olurum diyor. Buraya mth ayları yazmam lazım. 12 bilgi var çünkü. Submit diyorum. Bu şekilde çizdiriyor. Doğru. Şimdi 1'den 12'ye kadar aylar var. Ve burada da kullanım var. Bu her bir kullanımda bir yıla ait. Şimdi plot each month electricity usage as a separate line versus plot months. Her ay ki her ayın elektrik kullanımını line versus as a separate line versus the year. Yıla göre çizdir. Plot. Şimdi şöyle düşünelim. Usage dediğimiz 12'ye 26'lık. Yani bu 12'ye 26'lık direkt bunu yazdırdığım zaman karşıma ne çıkıyor? Kolonlarım ayları temsil ediyor. Ama yıllara göre çizdir dediği için şunu yapmam lazım. Kolonlarla sütunları yer değiştiriyorum. Yani usage'da bu sefer ne oluyor? Normalde usage'ın her bir kolonu 12 tane bilgi var. Her birisi bir ay için. Ama ben bunu transpose yaptığım zaman artık kolonlar değişen aylar değil, değişen yıllar oluyor. Ve bunu çizdirmemi istiyor benden. Bunu çizdir. Ama neye göre? Yıllara göre. Yıllara göre çizdireceksem bu şekilde çizdirmem lazım. Usage'ı transpose yapmam lazım. As a separate line versus the year. Separate. Plot each month. As a separate line. Evet. Dolayısıyla usage'da normalde default olarak 12 ay vardı. Ama şimdi yıllar var artık. Şurada aylar yok, yıllar var. Çünkü yan çevirdim. Transpose yaptım. Plot the revenue. Şimdi revenue'yu çizdir diyor. Plot the revenue. Revenue. For the first month of each quarter. Şimdi revenue'yu çizdir. For the first month of each quarter. Yani şunun için çizdireceğim revenue. Month bilgisinin 1. 4. 7. ve 10. Ayları için çizdireceğim revenue. Evet. Revenue for the first month of each quarter. Dolayısıyla yani tabi revenue'nda ne yapmam lazım? Aynı bu bilgilerini almam lazım. Plot the revenue for the first month of each quarter as separate lines versus the year. Add a descriptive legend to your plot as a separate line versus year. Evet. First the first month as a descriptive. O zaman şöyle yapacağız. Buraya mouse değil de year demem lazım. YR'nin 1, 4
Şimdi revenue'yu çizdiriyorum. Normal revenue'yu çizdireceğim. Yukarıya gelelim. Bakın yukarıda çizdik muhtemelen. Çizdirdik mi revenue? Ya yok, çizdirmedik. Yüzücü çizdirdik. Şimdi revenue'ya tekrar bir bakalım. Revenue'umuz nasıl? 12-26. Yani her bir sütunumuz bir ayı gösteriyor. Ama biz her bir sütunumuz bir ayı gösterirken hepsini çizdirmeyeceğiz. Sadece şunları çizdireceğiz. 1, 4, 7, 10'u çizdireceğiz. Ve revenue'yu çizdirirken 12 bilgi yok. Artık 4 bilgi var. Her biri yıla ait. Hangi yıllara ait? Hangi yıllara ait? Bütün yıllara ait 4 bilgi var. Bütün yıllara ait 4 bilgi var. O zaman bütün yıllara ait olduğu için şunu yazmama gerek yok. Yer demem yeterli. Şimdi bir tane de descriptive legend ekle diyor. Legend'ı nasıl ekleyeceğiz? Oradan bakalım. Bir descriptive legend. Legend eklemek için bir ipucu vermemiş. Bir ona okey diyelim. Yani 1. 4. 7. ve 10. ayları şöyle yapacağım. Revenue'nin hepsini değil. Şu şekilde herhalde yapmam gerekiyor. Specific coordinate vectors. Evet. Şunu kabul etmedi. O zaman şöyle yapalım. Revenue'da ne var? Satırlar ve sütunlar var. He, pardon. Tamam. Biz bunu burada revenue'da, yani bizim gelirimiz var. Gelirimizdeki satırları çizdireceğiz ama bunlar satırlarsa hangi sütunları alalım? Onu da söylememiz lazım. Yani bunlar satırlarımız. Satırlar böyle. Satır bilgisini girdikten sonra virgül diyoruz. Tüm sütunlar diyoruz. Aylar bunlar ama bütün yılları almak istiyoruz. Legend ekle diyor. Legend, yani bir tane legend ekle demiş ama legend'dan kastımız legend acaba şunu mu kastediyor? Label olarak ayları, ayların isimlerini mi kastediyor? Şuraya bir bakalım. Month, double string, M, evet. M'yi kastediyor. Muhtemelen şunu kastediyor. M'nin hangi elemanları? 1. 4. 7. ve 10. Bu olabilir. Olmazsa solution'a bakarız. Aylar yazmış. Evet, bunu kastediyormuş. Yani şu çizim Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim'e ait şeklinde. Evet, şimdi 6-6'ya geldik. Bu videoda 6-8'e kadar bitirmeyi planlıyoruz. Allah'tan mani olmasa. Şimdi surface, mesh ve contour çizimleri yapacağız. How do you visualize a matrix? In the last practice, you plotted columns and rows of a matrix separately to analyze revenue trends by month and by year. Şimdi biz analiz edebilmek için ne yaptık? Önce dedik ki aylara göre çizim yaptır. Sonra yıllara göre çizim yaptı dedik. Çizim yaptırdık işte 30 tane. Burada 12 tane çizim yaptı. How do you visualize these together? Bunları beraberce nasıl görsel hale getirebiliriz? Given the three-dimensional nature of revenue data. Şimdi gelir datasında 3 boyut var aslında. Nasıl 3 boyut var? Aylar var, yıllar var. Bir de o ay ve yıllardaki gelirler var. Dolayısıyla 2 boyutlu grafiğe bu bilgi sığmıyor. Mesela burada 2 boyutlu grafiğe sığmadığı için ne yaptık? 30 tane çizim yaptık. You could use a surface plot to more clearly represent the data. In this practice, peki burada 2 boyutlu değil de 3 boyutlu bir çizim yapsaydık, tek bir çizimde aylar, yılları ve her bir aya ve yıla ait geliri de tek bir grafikte görselleyebilirdik, görebilirdik. In this practice, you will visualize electricity revenue data in 3D by creating surface mesh and contour plots. Şimdi burada 3D çizimleri yaparak bunu görselleyeceğiz. You can use the surf function to visualize an m by n matrix by representing each value in the matrix as the height of a surface. Şimdi bir surface
çizersek iki boyutlu değil, artık iki boyutlu bir tabloda bir de yükseklik var. Üçüncü bir boyut var. Bunu görebileceksiniz. Şimdi revenue mesela serve fonksiyonuyla çizdir. Şimdi biz revenue plot dediğimiz zaman ne yaptı? İki boyutlu 30 tane çizim yaptı. Ama şimdi serve dediğimiz zaman bakınız göreceğiz ki 3 boyutlu bir grafik çizdirecek. Tek bir grafik. Şimdi bu grafikte ne var? Bir tarafta şurada aylar var. 0'dan 12'ye kadar 12 tane ay var. Şurada 0'dan 30'a kadar yıllar var. Bu yılda ve bu ayda ilgili yerdeki yükseklik neyse o da o zamandaki o ay ve yıla ait. Mesela şu yıl ve şu aya ait gelir miktarı da burada yükselti olarak, üçüncü bir boyut olarak karşımıza çıkmış oluyor. Just like the plot function, the data are plotted against the index values if you don't specify independent variables. Tabii biz burada sadece büyüklüğü çizdir dediğimiz için x ve y değerlerini, yani z bizim büyüklüğümüz ama x ve y'yi ne yaptık vermediğimiz için onu default olarak sıfırdan başlattı. Ama elimizde verebiliriz tabii ki. Yani aylar 0'dan 12'ye gitmesi lazım. Yıllar ise 1990'dan 2019'a kadar gitmesi lazım normalde. Ama onu henüz vermedik. Şimdi verelim. Burada diyor ki recreate the surface plot. Şimdi bunu surface plot'ı tekrar yap ama x ve y değişkenlerini ver diyor. X değişken olarak yılları ver. Y değişken olarak ayları ver. 1'den 12'ye kadar. 0 değil bak. Mesela 1'den 12'ye kadar. Ondan sonra revenue çizdir. Revenue çizdir. Şöyle yap dediğimiz zaman ne yapacak? Artık şu grafiği çizecek ama şurada birisi 1'den 12'ye, birisi 1990'dan 2019'a kadar revenue çizdirmiş olduk. Şimdi aynı buna benzer bir de meshimiz var. Şöyle alıyoruz. Bu surface yüzey şeklinde çizdirdi. Bunu mesh dersek bir değişik 3 boyutlu gösterim olan mesh yöntemiyle aynı bilgileri şu şekilde görsellemiş oluyoruz. Yine benzer şekilde contour fonksiyonu var. Contour. Bunu çiz dediğimizde ise aynı x ve y değişkenlerini contour şeklinde bir 3 boyutlu çizim alıyoruz. Bakın bu da contour şeklinde bir 3 boyutlu çizim. Burada görüldüğü üzere çok da aslında burada şu kontür her biri farklı yükseltiyi gösteriyor ama burada çok fazla anlaşılır olmadı. Yani kontür bu bilgi için çok okunaklı bir yöntem değil. Which surface will the following commands produce? Bu hangi yüzey üretir diyor. Şimdi bunu surface yap dediğimiz zaman 0, 1, 5, 0, 1, 5, 0, 1, 5 3 tane yüzey çizecek. Özür dilerim. 3 tane yüzey değil. 3 tane çizgi, 2 tane yüzey oluşur. Şimdi 3'e 3'lük ve başlangıç nokta 3'e 3'lük olduğu için bir kere şöyle düşünün. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani 3'e 3'lük x ve y eksenlerinde. Çünkü üçer tane bilgi var. Ve yükseklik olarak da 0, 1, 5. Değerleri de 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 5, 5, 5. Yani şimdi 0, 0, 0. İlk değer 0, 0, 0. Evet. Yani yükseklik üçünde de 0. Şuna benziyor. Şuna baktığımız zaman yani 0, 0. Ama bu şöyle bak mesela bunun x değeri şimdi burada arkadaşlar surf z dediği zaman şuraya baktığımızda diyor ki surf z yaparsanız yani tek bir bilgi verirseniz o zaman diyor kolon olarak x eksenini kolon sayısı x eksenini satır sayısı da y eksenini verir diyor. Şimdi şuraya gelelim bakın. Birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolon. Yani şu birinci kolondaki değer, ikinci kolondaki değer, üçüncü kolondaki değer. Kolon sayısı değiştikçe sayı değişmiyor. Şimdi şu grafiklerin hangisinde x değiştikçe sayı değişmiyor? Şurada. Bakın x 1, 2, 3 olmuş ama değer hep sıfırda kalmış. Dolayısıyla
Cevap budur diye tahmin ediyorum ve muhtemelen doğru. Şimdi 6-7'ye geldik. Ondan sonra 6-8 diyeceğiz ve bitireceğiz. Evet, bir video ile devam ediyoruz. One way to share a visualization you make in a live script is to copy that figure to the clipboard and paste it directly into your document. To do this, right-click on the figure and select Copy Output. Then go to your document and paste the figure. You can also Şimdi MATLAB'da bu grafikte direkt kopyala yapıştırıla kullanabiliyoruz. Buradan alıp mesela herhangi bir Word dokümanının içine yapıştırabiliyoruz. Export a figure from MATLAB as an image file. Click ya da buradaki grafikleri bir imaj dosyası olarak MATLAB dışına export edebiliyoruz. Click the figure and hover over it to make the interactive tools appear. Then save your figure as an image. You can select the file type. There are a few options. Now you have an image file containing your figure that you can share with others. Evet, şimdi özet olarak scatter saçmak dağıtmak şeklinde bir çizim yapıyor. Bar o dikdörtgen dik ince sütunlar şeklinde grafik çizdiriyor. Stem toplu iğne ucu gibi, stairs basamak şeklinde. Bu bir plot yapıyor, çizgiyi yapıyor. Altını sıfıra kadar olan kısmı boyuyor. Gibi böyle farklı farklı çizimler yapmamız mümkün. Bunlara işte x ve y eksen bilgilerini, farklı property'leri, farklı özellikleri, hangi kalınlıkta çizsin, hangi denkte çizsin gibi bunları verebiliyoruz. İstediğimiz x ve y eksenine istediğimiz bilgileri yazdırabiliyoruz. Mesela şöyle bir string array'i tanımlayıp bu string array'indeki bilgileri x eksenine, y eksenine yazdırabiliyoruz. X eksenindeki bilgileri xtickLabels şeklinde komutla yazdırıyoruz. xtickAngle bu yazıların açısını belirliyor. xticks'te yazacağımız bu label'ları kaçar kaçar ya da hangisini yazacağız, hangisini boş bırakacağız onları belirlemek için kullanıyoruz. Farklı property'ler çizimlerde ekleyebiliyoruz. Önce property'nin ismini yazıyoruz, hangi özellik, sonra da bu özelliğin değeri ne olsun. Mesela çizginin kalınlığı ne olsun, marker'ın işaretçinin boyutu ne olsun, marker'ın mesela yuvarlak bir marker çizdirdik, bu çizgi ne olsun, çember. Çemberin içindeki o daire kısmını hangi renge boyayalım? Ya da çizimin rengi ne olsun? Bunları ayrı ayrı belirleyebiliyoruz. Bazı renkler hazır belirlenmiş. İstediğimiz hazır bir renk yoksa RGB bileşenini vererek de o rengi çizdirebiliyoruz. Bir grafiğin başlangıç ve bitiş noktalarını axis komutuyla direkt ulaşabiliyoruz. İstersek MATLAB otomatik olarak X ve Y eksenindeki başlama ve bitiş noktalarını kendisi otomatik olarak belirliyor ama biz elimizde bunu sonradan değiştirebiliyoruz ya da başlangıç konumuna tekrar getirtebiliyoruz. Çizim yaptırırken genelde x y şeklinde çiziyoruz ve y'nin default olarak kolonlarını çizdiriyoruz. 5 tane y kolonu varsa 5 tane çizim yapıyor şeklinde. Matrixleri daha doğrusu şöyle diyelim, iki boyutlu çizimlerde birçok bilgiyi tek bir çizimle birleştiremediğimiz için mesela burada bu örnekte olduğu gibi dört farklı çizim yapmışız. Bu çünkü üç boyutlu bir bilgi. Böyle üç boyutlu bir bilgimiz varsa bunları üç boyutlu şekliyle çizmemiz mümkün olabiliyor. Mesela surf gibi üç boyutlu çizim komutlarımız mevcut. Sonra grafiklerimizi export edip MATLAB dışına bir imaj olarak kaydedebiliyoruz ya da copy paste edip MATLAB'dan alıp başka bir yere yapıştırabiliyoruz. Evet, şimdi 6-8 yani 6. ünitenin son konusundayız. Burada bir proje var. Boston Daily Temperature Data diyor. Boston'daki sıcaklıkla ilgili bir çalışma muhtemelen. The file bostondata.mat contains the matrix temperatures which contains the daily minimum and maximum temperatures for Boston, Massachusetts in 2005. Yani 2005'teki maksimum ve minimum sıcaklıkları kaydeden
bir matriximiz var. The first column contains the low temperatures and the second column contains the high temperatures. İki tane kolon olan, birinci kolonda minimum, ikinci kolonda maksimum sıcaklığın bulunduğu temperatures isimli bir ne var? Bir matriximiz var. Boyutuna bir bakalım. 365 çarpı 2. Yani her güne ait iki bilgi içeren 365 satır ve iki sütundan oluşan bir matriximiz var. Şimdi diyor ki plot the low temperature as a line and the high temperature as a line from the temperatures matrix at a legend describing two lines. Şimdi plot bunu bir çizdir diyor. Şimdi çizdirelim. Plot temperature. Şimdi zaten default olarak kolonları çizdiriyor. Dolayısıyla burada iki kolon olduğu için iki tane çizim yapacak. Ama bize ne diyor? Bunları line olarak çizdir. Bir legend ekle diyor. Legend. Legend. Şöyle diyelim. Mesela low temp high temp diyelim. High temp. Bir tanesi low temperature, bir tanesi high temperature gösteriyor. İki tane çizim yapacağız. Birden 365'e kadar değişen olan, x ekseni değişten. Şöyle yaptık. Evet, şu low temperature mavi olan, kırmızı ya da turuncu olan da high temperature. Şimdi you can plot a horizontal line using the y-line function. Horizontal bir line çizebilirsiniz diyor. Similarly you can plot a vertical line using x-line function. Bir de x-line çizebilirsiniz. Create a scalar variables low t, high t which contains the absolute minimum and maximum temperatures to your plot at a horizontal blue line low t and a horizontal red line high t. Şimdi şöyle bir şey yapın diyor. Low t minimum temperature içeren minimum temperature içeren bir çizgi çizin. Herhalde şunu kastediyor şuradan itibaren. Şimdi minimumu tespit etmesi için ne yapmamız lazım o zaman? Low T eşittir minimum minimum neyin minimumunu alacağız? Neyin minimumunu alıyoruz? Temperature'ın. Temperature'ın minimumunu alalım. Şöyle yapıyoruz. Temperature'ın tüm değerlerin minimumu. Yani en olabilecek en düşük sıcaklık. Bütün matrix'e bak. En düşük sıcaklık neyse onu minimum olarak al diyoruz. Bir de buna benzer en yüksek sıcaklık kaç? Bunu da high T olarak tespit et diyoruz. High T. Sonra bunları çizdir diyoruz. X line ve Y line olarak. E de horizontal. Horizontal ekle dediğimiz için ne yapıyoruz? Y line. Y line. Blue. Blue bir Y line. Şimdi blue Y line nasıl ekleyeceğim? Onu tabi ona bakalım. Şöyleymiş. Line spec. Y line. Low T. Burada color eklememiz lazım. Line color muhtemelen line color gibi bir şey olacaktır. Line color var mı? Color olabilir. Evet, color diyelim. Color varmış. Minimumu hangi renkte ekleyeceğiz? Minimum olan blue. Yani şöyle yapıyoruz blue. Yine benzer şekilde yine bir horizontal line ama bu sefer high temperature. Renk olarak da kırmızı. Ve submit diyoruz. Yani şu en alta ve en üste bir çizgi çizeceğiz. O çizgiyle de high ve low. Evet, şunu çizdik. High nerede? High temperature göremedim. High temperature yanlış mı yaptık? Şunu yanlış yapmışız. High T. İsmini yanlış yazmışım. Bir harf hatası olmuş.
Evet, high T'yi çizdik, low T'yi çizdik. Tamamdır. Bu da bu kadar. Şimdi öyle tahmin ediyorum son aşamaya geldik. Burada iki tane task'ımız var. Şimdi gaz price'ımız var zaten. Yıllarımız var. Bunlar hep geçen şeylerden biliyoruz. Şurada gazların yıllara göre farklı şehirlerdeki, farklı ülkelerdeki ücretleri var benzinin. 1 litreyi 1 galonu 1 litreye nasıl çeviririz? Yıllık ne kadar tüketim olmuş yıllara göre ülkelerde? Ülkelerin isimleri ve annual amount spent, yıllık ne kadar harcanmış 19 yıl boyunca her bir ülkede kişi başına yıllık ne kadar yakıt harcanmış. Bunlar vardı. Bizden ne istiyor? Create a plot of the annual cost by the year for 10 countries. Add a legend with the country names. Şimdi bir tane, şimdi neyi çizmemiz istiyor? Cost'u çizmemiz istiyor. Plot, cost. Neye göre çizmemi istiyor? By year for the 10 countries. Yıllara göre. Yani şöyle. Şimdi yıllara göre cost. Şimdi yıllara bakalım. Yıl dediğimiz ne? Yıl dediğimiz 19'a 1. Yani 19 tane yıl. 1990'dan 2009'a kadar Allah-u Alem. Ya da ne kadar, nereden nereyeydi? Bir bakalım şuna, year'ı hatırlayamadım çünkü. 1990'dan 2008'e kadar olan yıllar. Tamam. Şimdi cost'la uyumlu olması lazım. 19'a 1. Cost'a bakıyoruz. 19'a 10. 10 tane yılda 19 tane değer. Yani 19 tane satır var. 10 tane sütun var. Burada da 19 tane yıl var. Dolayısıyla 19 tane satır olması lazım. Şöyle bir şey yapmam lazım diye tahmin ediyorum. Bir deneyelim. Çünkü evet. Bir tane legend yoktur diyor. Bir tane legend ekleyelim. Countries'ten legend ekleyelim. Şöyle. Legend. Ülkelerin isimlerini yazdıracağız. Countries. Country. Country. 10 tane çizim yaptı burada. 19 yıllık 10 tane çizim. Bunları da ülkelerin isimlerini buraya ekletiyoruz. İkincisinde de şimdi biraz küçültelim, şöyle bakalım. Şimdi şu cost'u niye çevirdik? Çünkü cost şu şekilde yazılmış. 19 tane satır var. 10 tane bilgi var. 19 tane satır, her biri bir yıl. Yani 1990 ile 1991 ile 1992 ile 10 tane sütunda da 10 ülke var. Biz şimdi plot neyi çizdiriyor? Kolonları çizdiriyor. Biz ülkelere göre değil, yıllara göre çizdirmek istediğimiz için transpose'unu aldık. Şimdi the vector AVG cost contains the average cost by country. Şimdi ülkelerce by ülkelerin ortalama harcaması var. Average cost. Burada var mı? Average cost var, evet. 10 ülke var, 19 yıl. Bunların ortalama harcamaları var. Bunu bar grafiğiyle bir göster bakalım diyor. Bar grafiğiyle bir gösterelim. Use bar to create a bar chart of a change the x labels to represent the country names. Sonra da x tick labels, 10 tane ülke var, 10 tane grafik çizeceğiz. Buraya da country. Bu x yani 10 tane yanlarına çizeceğimiz barın çubuğun altına da şehirlerin ismini yazalım diyor. Evet, 10 tane grafik çizdik ve şehirleri yazdık. Bu neyi gösteriyor? Average cost, yani ortalama kişi başına yakıt için harcanan, Avustralya'da, Kanada'da işte kişi başına harcanan ne kadarmış? İşte 5000 cent mi, dolar mı, onu tam bilmiyorum. Burada cost'a bakalım. Cost'un tanımı neydi? In dollars diyor, evet.
yıllık bu kadar dolar. Yani yıllık 5.000 dolar, yıllık 10.000 dolar. Yani mesela Fransa'da bir kişi yıllık 10.000 dolar yakıt harcıyormuş. 10.000 dolar bölü 365 desek günlük ortalama 30 dolar bayağı da harcanıyormuş. Evet. Dolayısıyla bu üniteyi de bitirmiş olduk. 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimleri işlediğimiz bu 6. başlığı da tamamlamış olduk. Şimdi Conditional Data Selection isimli 7. üniteye geçiyoruz.